Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi bir törenle karşılıyor külliyede. Ekranlara da geliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle buraya, Türkiye'ye geldi. Görüntüler canlı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu resmi görüşmelerde Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmelerle diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular tabii ele alınacak. Evet, resmi tören düzenleniyor şu an Beştepe'de. CNN Türk muhabiri arkadaşım Arda Erdoğan takip ediyor bu buluşmayı. Sözü kendisine bırakalım Arda. Şimdi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye 2 günlük bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk devlet başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı. Araçtan indiler, tokalaştılar. Oldukça sıcak bir şekilde iki ülkenin milli marşlarının okunacağı noktaya doğru el ele birlikte yürüdüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk devlet başkanı Mahmut Abbas resmi tören çerçevesinde Abbas adlı karşılama birliği eşliğinde Beştepe'ye geldi ve şu dakikalarda da Filistin'in devlet marşı, milli marşı okunuyor. 21 fare top atışı eşliğinde. Ayrıca tarihteki 16 eski Türk devletini temsil eden bayrakların yanı sıra tarihin üniformu giymiş askerler de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tören alanında hazır bulunuyor. Peki bugün gündemde hangi konular olacak? Konuk Cumhurbaşkanı Abbas ve Erdoğan, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye ve büyükelçilerinin yeniden atanmasına karar verdiği bir dönemde gerçekleşti bu ziyaret. Bu nedenle hem Türkiye-İsrail ilişkileri hem de İsrail-Filistin ilişkileri Abbas-Erdoğan ikilisinin gündeminde olacak. Şu dakikalarda Beştepe'de devam eden karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüşmeye geçecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la birlikte yaklaşık 45 dakika öngörülüyor o görüşme için. Onun ardından iki lider kameraların karşısına geçecekler ve ortak basın açıklaması düzenleyecekler. Şüphesiz her iki lider de hem bölgesel hem de uluslararası konuları ele alacaklar. Bu kapsamda Türkiye, İsrail, Filistin ilişkileri, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle normalleşmesi muhakkak masadaki başlıklar arasında olacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 günlük resmi ziyarette bulunduğu ifade edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın görüşmelerde Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmelerle diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadesi kullanıldı. Ayrıca Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Abbas görüşmesinde artık her iki ülkenin milli marşları da artık okundu, noktalandı ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamlayacak. Cumhurbaşkanı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın koluna girerek önündeki 3 basamağı beraber indirdi ve yine tören kıtasını Erdoğan Abbas'ın koluna girdiği halde selamlayacaklar. Resmi tören bu şekilde devam edecek ve şu sıralarda Abbas sancağı selamlayacak. Ardından tören kıtasını yine Türkçe merhaba asker diyerek selamlamasını bizler de bekliyoruz. Bugün iki liderin masasında Türkiye ile İsrail'in normalleşme süreci, İsrail-Filistin ilişkileri ve Mescid-i Aksa'ya dönük saldırılar ve Gazze'ye yapılacak insani yardımlar olacak. Türkiye'nin İsrail ile siyasi ilişkilerinin normalleştirmesi bölgedeki istikrar açısından çeşitli analistlerce oldukça önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. 4 yıllık aranın ardından İsrail'e karşılıklı olarak büyükelçi atama kararının alınması da yine istikrarın pekişmesi açısından oldukça önemli görülüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tören kıtasını selamlıyor artık. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi doğrudan Filistin'i de etkileyen bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle normalleşen Türkiye-İsrail ilişkilerinin Filistin'e yansımaları Erdoğan-Abbas ikilisinin en sıcak gündem başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında Aksa'ya dönük saldırıları olmuştu. Bölgede tansiyon yükselmişti. Cumhurbaşkanı hem Filistin Devlet Başkanı'yla hem de İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la bu konuyu görüşmüştü ve bölgedeki gergin atmosfer son zamanlarda artık dağılmıştı. Resmi tören artık sona erdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a heyetini takdim ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türk heyetinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı kendi heyetini şu an Abbas'a takdim ediyor. Abbas da Filistin'den kendi beraberinde gelen heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ediyor. Erdoğan ve Abbas'ın Filistin-İsrail ilişkilerinin yanı sıra Mescid-i Aksa'ya dönük saldırıları da yine değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca bugün gerçekleşecek basın açıklamasında 1967 sınırları temelinde başkent Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletine dayanan çözümün altının tekrar çizilmesini bekliyoruz. Artık karşılıklı takdim töreni de sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin merdivenlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere poz verecek. Bu an ölümsüzleştirilecek. Törenin başından bu yana Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın elini ve kolunu bir an olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan bırakmadı. Araçtan indiği ilk andan, hatta şu an poz verdikleri noktaya kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan temas etmeyi Mahmut Abbas'a sürdürdü. Bunu da not etmekte fayda var elbette. İkili ilişkiler ve ticaret başlıkları da yine Erdoğan ve Abbas'ın gündeminde olacak. Filistin'le ticari ilişkilerin, ikili ticaret hacminin artırılabilmesi için atılabilecek adımlar altı çizilecek o görüşmede ve artık tören sona erdi. Beştepe'de Mahmut Abbas ve Erdoğan baş başa gerçekleştirmek üzere Beştepe'ye doğru içeriye giriyorlar külliyeden. Arda, çok teşekkür ediyoruz. Filistin Devlet Başkanı Ankara'da resmi törenle karşılandı. Ekranlara getirdik. Biz tamamlıyoruz. Sözü Fulya Kalfa'ya bırakıyorum. İyi akşamlar.